1989'da girdim siyasete. Ülkü Ocakları'yla başladım. 2000 yılında Büyük Birlik Partisi'nin Muhsin Yazıcıoğlu'yla çalışmaya başladık. Yaşar İlçe Başkanı, 2014 İl Başkan Yardımcısı, 2009 ilçe başkanı ve il genel meclisi aday olarak en sonunda da il başkanı, Büyük Birlik Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak devam ettik. 2016 yılında desticiyle anlaşmazlığımızdan dolayı desticiden ayrılmak, Büyük Birlik Partisi'nden istifa etmek zorunda kaldık. 2016 yılında AK Parti'ye geçtik. 2017'de AK Parti ile düşüncelerimiz Tayyip Erdoğan'la, gücümüz Tayyip Erdoğan'la, Türkiye'ye böyle bir cumhurbaşkanı lazımdı. Ona destek vererek siyasetten uzak, geride durarak yeni bir yol çiziyoruz. Başkanım, siyah sancak terimlerine atandınız. Dernek olarak faaliyetleriniz nelerdir? Sancak Hareketi ülke genelinde ve dış ülkelerle çıktık yola. Bedirhan Bey'le biz bunu 2017 yılında toplantı yaparak Alperen Ocakları'nın yeni versiyonu olarak çıktık. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşünceleri, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hedefleri, tabii ki onun hedefleriyle bizim hedefleri birleştirerek yeni bir siyasi, yani siyasi demeyeyim de yeni bir gençlik yolu açma hedefindeyiz. Bu gençlerimizin amaçları ne olmalı? Dini bilgilerle, siyasi bilgilerle, üniversitedeki gençlerimizi yetiştirerek, Tayyip Bey'in dediği gibi bizim gençliğe ihtiyacımız var. Türkiye gençliğine ihtiyacımız var. Tabii bu gençlikten dolayı da biliyorsunuz Kırıkkale'de ve Türkiye genelinde Eroy'un esrar aldı başını gidiyor. Aileler tek başına çalıştığı zaman da bir reis olarak çalıştığı zaman da yetiştiremiyor. Tabii ki aileler de iki taraflı çalışması gerekiyor ve çocuklar boşta kalıyor. Bu çocukların bir yuvaya ihtiyacı var. Çarşıya çıktıkları zaman da kahve köşelerinde değil de bir ocak köşelerinde yetiştirilmesi gerekiyor. Buna da ekip olarak o sokaktaki çocukları toparlama, Eroy'un esrarı da bitirme kararı aldık biz. Kırıkkale'de inşallah bitireceğiz. Başkanım, göreve geldiğinizde bu yana kadar ne gibi projeler yaptınız? Şu anda hiçbir proje yapmadık. Çünkü bizim Kırıkkale'ye ihtiyacımız var. Ben sağlam bir temelle, sağlam bir yürüyüşle gideceğim. Tabii ki şu anda yönetim kurulu üyelerimizle sadece görüştük. Şu anda tamam kararını aldık. 15 kişilik bir yönetim oluşacak. Ve Kırıkkale'de ses getirecek. Siyasi üstü bir gençlik oluşacak. Şu anda AK Parti'nin bile gençliği en fazla 100 kişidir. Bir versiyondur AK Parti. Bu versiyonun karşısında bile 100 kişi varken, öğrencisi 100 kişi varken bizim şu anda 150 tane öğrencimiz var. Bunun temelini sağlam atalım ki Orhan Üç gittikten sonra da bu temel yıkılmasın. Temeli yıkmamak üzere şu anda adımlarımızı atıyoruz. Başkanım, Orhan Öğüt'ü tekrar siyasette görecek miyiz? Orhan Üç siyasette her gün olacak. Her zaman olacak ama tek şartla. Dürüstlüğüyle olacak. Çünkü benim Kırıkkale'ye ihtiyacım var. Kırıkkale'de yapılanlara ihtiyacımız var. Kırıkkale'de dürüst siyasetçilere ihtiyacımız var. Ben kendim olmasam bile dürüst siyasetçileri destek vermekten hiçbir zaman gocunmadım. Ben değil, biz olarak çıktım. Her zaman da kimler Kırıkkale'ye bir faydası varsa, ilçelerimize kimlerin faydası varsa, dürüst siyasetçilerin yanında olmaya çalıştık bugüne kadar. Bundan sonra da aynısı olacak. Başkanım, şu bugün itibariyle dolar 10 lira oldu. Ekonomik olarak neler diyeceğiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için ellerinden gelen çapsızlar diyeyim ben onlara. Çapsızlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu ülkeyi parçalamak isteyen insanlar var. Bu insanların içerisinde Tayyip Erdoğan gerçekten de dik duruyor. Tabii ki dolar 10 lira da olur, 15 lira da olur. Dik durmak önemli. Ülke genelinde değil, dış güçlere karşı da dik durmak önemli. Bunu şöyle söyleyeyim. Geçen bir arkadaşımız anlattı. Ortada şeker toplanıyormuş. Şimdi şeker olmazsa piyasada ne yapacak? Şeker satılmayacak. Doğru mu? Şimdi doları topluyorlar ortada. Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için. Ne olacak? Dolar yükselmeye başlıyor. Şu anda dünya istemiyor Tayyip Erdoğan'ı. Bizim içimizdeki hainler önemli değil ki. Sadece söyleyeceğim şu. Cumhurbaşkanı sonuna kadar arkasında olmak lazım. Bizim 2023 ve 2023'ten sonrasını görmemiz gerekiyor. Bu da ancak ve ancak Tayyip Erdoğan'la olur. Başka kimseyle olmaz. Başkan, Kırıkkale hakkında son mesajınız nelerdir? Kırıkkale güzel bir yurttur, güzel bir ildir. Sahipsizdir. Ben sadece onu söyleyeyim. Sahipsiz ile de sahip çıkmak gerekiyor.
dürüst siyasetçilerle sahip çıkmak gerekiyor. Kırıkkale için bir şeyler yapılabilmek için çıkıyor. Kırıkkale'ye benim ihtiyacım var. Neden ihtiyacım var? Bu ocak eğer açıldığında, açtığımızda Kırıkkale'de biliyorsunuz bağışlarla yürüyen, biz kendi alnımızın teriyle siyaset yaptım. Ben kimseden bir kuruş para almadım. Orhan Üç siyasete 89'da girdi, 89'dan beri kimseden bir kuruş almamıştır. Hep alnının teriyle siyaset yapmıştır. Bedenini de fazlasıyla ödemiştir. Gerek ailesiyle, gerek maddiyatıyla. Biz evimizde erzak parasını alperenlere kira olarak ödedik. Biz bu şekilde geldik. Bunun için de benim Kırıkkale'ye ihtiyacım var. Tabii ki Kırıkkale benim elimden tutarsa bu ocak zaten ileriye doğru gider. Ben veya benden sonrakiler. Ben diye düşünmedim hiçbir zaman. Biz diye düşündüm. Çünkü bu Kırıkkale'nin gençliği bize lazım. Türkiye'nin gençliği bize lazım. Şu andaki siyaset benim için boş siyaset Kırıkkale'de. Herkes çıkar ve menfaati için giriyor. Biz çıkar ve menfaati düşünmedik bugüne kadar. Biz sadece düşündüğümüz önce millet, sonra devlet, vatan olarak çıktık biz bu yola. Ben devlet terbiyesi aldığım için bazı abilerimiz reisleri seçerken, liderleri seçerken ben şuna dikkat ederim. Hedefi nedir? Yolu nedir? Amacı nedir? Milleti kandırmak mı? Milleti bir yere getirmek mi? Ben milleti bir yere getirmek isteyenlerle yürüdüm. Bugüne kadar da böyle yürüdüm. Bugünden sonra da böyle olacak.